Peki hadi bakalım, bir isyan var sitede. Tabii sevgili Esen yurtumuza yine bir günaydın. 832 daire olur mu bir sitede? Az bile hatta. Şehir bugün, küçük. Tabii canım yani. Burası nispeten küçük bir şehircik. Daha da büyükleri var. Burada bir siteye gidiyoruz. Öyle iddialar var ki yenilir, yutulur cinsten değil. Ya saçtan bas, çalışmıyor. Koskoca bir sitede 832 daire, huzuru yok ya. Çöpler dağ olmuş, evlerde koku. Bunlar yönetici değil, Dumanlar haraç çetesinin lideri geldi buraya çöktü. Haraç çetesi iddiaya göre yönetimi ele geçirdi. Bu kişi yönetime çöktü sahte evraklarla. Çürüyoruz diyoruz. Binalar çürüyor diyoruz. Hüseyin amca, asansör çalışmıyor diyorlar. Bastonun var. Nasıl çıkıyorsun? Kaçıncı kattasın? Vallahi sürüne sürüne çıkıyorum. Altıncı kattayım. Huzuru kaçan site sakinleri isyan bayrağı açtı. Aidatlar çetelere gönderiliyor. Huzur yok, elektriklerimiz şu anda kaçak. Nasıl yaşıyorsunuz burada? Yaşamaya çalışıyoruz. Bu lazım kadar pislikten geçilmiyor ya. Onlar Esenyurt merkezde bulunan işte bu sitenin sakinleri. İddialarına göre site yönetimi öyle bir huzurlarını kaçırdı ki bir daha geri gelmedi. Burada dairesi bile yok ama zorbayla, insanları tehdit etmeyle geldi çöktü. Çünkü verdikleri aidatın hem karşılığını alamadılar hem de hizmet görmediler ve ortaya çıkan tablo karşısında da isyan başlattılar. Adamın elinde silah var, yapıp insanları korkutuyor. Özellikle ortak alanlar kullanılamaz hale geldi. Otopark, sığınak derken her geçen gün işler kötüye gitti. Asansörlerimiz çalışmıyor, kırmızı etiketlerin tarihi geçti. Özellikle de Arap komşularımıza yapıyorlar. Canım sıkıldı, ver 500 lira diyor mesela. Site sakinlerinin ise tek isteği var. Bizim önemli olan savcılık dosyamızın bir an önce gündeme gelmesi. Ne kadar zor bir durum orada yaşayan insanlar için. Tabii bak. Elektrik kaçak, suları kesmiş, çöpler ortada, asansör çalışmıyor. Bir de bir aidat ödeniyor. Yani tabii. Belli ki o kadar daireden. Otoparklar, bina yıkılıyor çökmek üzere. Yani ne kadar zor bir durum. Yani neden sence bunun önlemi alınamıyor Murat? Bir çete çöktüğü iddia ediyor vatandaşlar buraya. Şimdi oraya biliyorsun bu çok kalabalık seçimlerden geçiyor bu site yönetimi hikayesi. Hı hı. Çoğu kez de aslında hani burayı yönetmek için o koltuk savaşına girişenler de var. Burada her zaman da şu kaygı ya da şu soru işareti geliyor. İşte bize yeteri kadar döküman veriliyor mu? Bu dökümanda o bizim ödediğimiz paralar nereye gidiyor? İşte gider ne kadardır falan filan. Bunlar için de bir rant kavgası, bir koltuk kavgası her zaman oluyor. Acaba verdiğimiz yerine gidiyor mu diye. Bu endişeyi sarmış olması gerek bu insanların. Ama sonuç itibariyle ortada hiçbir hizmet yok. Evet. Korkunç iddialar var. Yani korkunç. Sahte evraklarla geldi sitenin yönetimine oturdu diyor. Bir de detay devam ederim de bu çökme kavramı son zamanlarda Türkiye'mizin lügatına iyiden iyiye girdi. Yani çökme nerede olur? Hukukun işlemediği yerlerde olur. Mafyatik ve çetesel düzenlerde olur. Ve kadın hanımefendi diyor ki çöktü. Birazdan yine söyleyeceğiz. Başka arkadaşlar çöktü, o çöktü, bu çöktü. Yani herhangi bir ülkede bir çöktü kavramını bu kadar kolay sarf yani edebilir şeyi misin? Sen içe sayacaksın, her çöktü, şeyi yok sayacaksın. Yani çöktü lügatı mafyanın bir hadisesidir yani. Nerede Allah aşkına? Burası apayrı bir cumhuriyet mi yani? Muz cumhuriyeti mi? Değil. Çöktü kavramını bir kez orada bir sorgulamak lazım. Şimdi belli ki 832 daire var. En az bir 1 milyon lira ayda para toplanıyor. Hani 1000 liradan saysan temiz para. Tabiri caizse kılçıksız para. İddia o ki yine çetelere şuraya buraya gidiyormuş. 1 milyon liradan bahsediyoruz. Daha da fazla olabilir çünkü hiçbir harcama yok gördüğün gibi. Çöpler evet. Orada. Asansör evet. Bilmem ne. Yaşlı teyzem, yaşlı amcam yazık. 12. kata böyle 15 saatte çıkıyor. İşte gördük yani koltuk değneğiyle birinin merdivenlerine nasıl çıkmaya çalıştığını. Bir de üstüne üstlük gidip hani bu insanlardan birazcık daha da işte canım istedi şunu versene etsene gibi yani para almalar elden. Bunlar çok ciddi iddialar bunlar gerçekten. Bunlar ciddi iddialar. Araştırılsın. 832 daire demek bugün gerçekten bir ilçe büyüklüğünde demek. Tabii. Hani orada hani elbette ki yetkililer vesaire var ama bir ortada bir sıkıntı var belli ki. Dosyayı en azından bir öne alsınlar. Evet. Nedir, ne değildir. Ha bu arada site yönetimi de çıkar. Ne kardeşim ne çökmesi ya. Tabii sen canım. Ne diyorsun deyip şeffaf bir şekilde internetten de yayınlar, yönetim biriminin oraya camları da asar böyle 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 diye hep de beraber görürüz. Ya bu çökme kavramı en azından orada küçürür gider. Aynen. Hakkımızda hayırlısı. Evet.
Bu anlamda böyle yerlerde, böyle kalabalık insanların yaşam haklarının olduğu ortamlarda sistemin çökmesini kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. İvedilikle bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz. Bir taraftan da çoluk var. Elektriği suyu olsun ya. Elektriği var, çoluk var, çocuk var. Güvenlik orada maaş alamadığı için güvenlik yok. Sıcak, belki düşünsene. Gecenin bir vakti kim nereye giriyor? Esenyurt'umuzu biliyoruz. Maşallah 500 tane milletten herkes orada. Dolayısıyla inşallah tez zamanda çözülsün. Şöyle önümüze ekleyin. Evet, sevgi selam olsun. Hadi sevgi bakalım. Selam.